ve toplum bu duyarsızlığın içerisinde yaşıyor. Yılmaz Güney'in bir şeyi var. Başkalarının acısını acımız bildik, başkalarının dertlerini dertlerimiz yaptık, hayat bize mutlu olma şansı vermedi diye. Ben böyle yaşamaktan sıkıldım. Deniz Zeyrek olarak. Herkes kendi derdine sahip çıksın kardeşim. Yani herkes kendi derdine sahip çıksın, herkes kendi hakkını arasın. Aksi takdirde hak ettiğiniz gibi yaşarsınız. Yani o ben burada defalarca söyledim. Şimdi bakın bir daha söyleyeceğim. Şeye düşecek neydi? Ne Express'ti? İsimleri düşecek önlerine. Neyse öyle bir şeydi yani. Biz burada konuştuğumuzda hani Google'ın uyarı şeyi gibi önlerine gidiyor. Adın geçti şu programda diye. Rıfat Sercüklüoğlu mesela. Ya yıllardır esnaf odalarının işte borsaların başındasınız. Koltuğun sahibi. Ya rahmetli bak Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'dü. Hisarcıklıoğlu da TOB Başkanı'ydı. Rahmetli Ecevit'in önüne yazar kasa attırdılar. Esnafı Tan Doğan'a döktüler. Hükümete karşı eylem yaptırdılar. Rahmetli Ecevit'in makamına girdiği kapıya kadar kucağında koca bir yazar kasa olan bir adamı soktular ya. Adam Ecevit'in makamına girdiği kapının önünde attı şeyi, yazar kasayı. Yani düşünün yani bu kadar işlerine geldiğinde bunları yapıyorlar. Hangi esnafın hakkını şey yapıyor? Biz gizli gizli şimdi biz böyle burada eleştirince hemen adamları arıyor, tamam mı? Biz gizli gizli yapıyoruz. Ya niye gizli gizli? Bu iş gizli gizli yapılır mı? Yapsana açık açık. Dur bir reklam vereyim, devam et. Güzelmiş bu, gizli gizli yapıyoruz. Gizli ne yapıyorlarmış? Ya gizli toplantı yapıyorlarmış. Hükümeti anladım. Gizli gizli eleştiriyorlarmış. Çoban arandığı her yerde yani. Çıktı biliyoruz. Eyvah, gizli de yapmasınlar. Sonra başları belaya girer. O da ayrı bir durum. Siz gizli gizli aynen. Ne yapıyorsunuz oralarda? Biliyorsunuz böyle listeler falan var. Yapmayın öyle şeyler. Doğru. Buradan muhalefet de sorgulasın bence. Kesinlikle. Ona sadece da katılıyorum. İnsanlar değil, muhalefet partisi doğru de sorgulasın. Söyledim. Kesinlikle. Yani neyi eksik yapıyoruz diye muhalefet de sorgulasın. Yani bakın bu hayvanların katledilmesine dair yasanın son oylamasında muhalefet tam katılsa o yasa geçmeyecekti. Ama katılmamışlar. Özellikle de DEM partililer. En öyle büyük mi? Şey yarı yarıya neredeyse. Bu daha ayrıca ilginç bir tabii, konu. Tabii. Yani, bir daha söylesene. Çok önemli değil mi? Çok önemli tabii. Bir daha söyle. Ya şöyle, şimdi dünkü Sözcü'nün manşeti neydi? 49 oyla mı geçti? Öyle bir şeydi. Yani iktidar evet oyları farklı. Hayır oylarından 40 küsür fazlaydı. Baktığın zaman oylamaya katılmayan muhalefet partisi şeylerinin milletvekillerinin sayısı ondan fazla. Yani muhalefet partisi vekilleri katılsa, tam katılsa o yasa geçemeyecekti yani. Bakıyorsun 35 milletvekili katılmış DEM Parti'den, 22 milletvekili katılmamış. CHP'den 4-5 kişi katılmamış galiba. Yani 3 kişi Demokrat Parti'den, biri katılmamış mesela. Hiç fark etmez hani, ki. Fark olsun olmasın. Sonuna kadar orada durmanız yani gerekir. Bir kişi bile katılmıyorsa aynen. Sorgulanması gereken bir şey yani. Yani bu ihtimale karşılık herkesin olmaması gerekir. Şey, yani. Aynen. Sonuç önemli değil. Önemli ya biraz böyle ses getiren şeyler yapmak lazım. Şimdi bakın mesela ben burada 4 gündür bir vatandaş olarak Meclis Parkı ile ilgili itirazlarımı dile getiriyorum ya. Bir işe yarıyor mu? Umurunda yok, değil. Ali Yerlikaya'nın umurunda mı sanki? Ne olur açın şu parkı ya. Lütfen Hayır şimdi bak. Mesela buradan çıkacağım şimdi öğlen. Buradan da istihbarat vereyim, polisler harekete geçsinler. Buradan çıkacağım öğlen. Her gün paylaşayım. Güvenlikçi. Hayır bak öyle yapmayacağım. Ne Güvenlik yapacağım? Caddesinden aşağı doğru ineceğim. Tamam. Meclis Parkı'nın ortasından geçmek için o çitleri tekmeyle devireceğim. Oo, konum verdi. Ve o Meclis Parkı'nın içinden geçip taksi durağının oradan çıkacağım. Gizli yap gizli.
Yok, ciddi söylüyorum. Şimdi bak, bunu burada söylüyorum ya, orada 30-40 tane çevik kuvvet bekleyecek şimdi öyle. Ya. Yarın da durumu kamera yani, çıkartın arkasından Deniz. Yarın da programa Ebru, yarın da programa göz altında olduğum için katılamayacağım birisini arasa. Büyük suç, parka girmek istedi Deniz, suç işledi. Evet, parkın etrafında çevrilmiş çitleri tekmeyle devirdi. Birlik ve beraberliğe bu kadar ihtiyacımızın olduğu günlerde Deniz Zeyrek bunu yapmamalı bence. Biz de telefon hakkı isteriz. Bakın işte, tecrübeliyiz. Hücreden mi bağlanayım programa? Öyle mi diyorsun? Oradan belki internet da bağlantı verirler, yaparız. Skype telefon yaparız şeyden. Var sanırım. Gözaltı merkezinden. Arkadaşlarım biliyor ya, mesela gerçekten, söylediler bak, bana. Mesela binlerce insanın izlediği bir programda günlerce bunu dile getiriyorsun. Kim yaprak kıpırdamıyor değil mi? Yok. Şimdi gitsem orayı tekmelesem ki öyle bir potansiyelim var şu anda, o kadar öfkeliyim yani. Yapma. Sen buradan söylemeye devam et. Ne olur, ne olur? Yo, ne olur peki? Ne olur, içeri alınırsın. De mevzu gündeme gelir değil mi? İşte milletvekilleri de, muhalefet partileri de... YouTube'da bayağı destekçim var şu anda. İzleyicilerimiz destek oluruz diyor. Konum verirse diyor. Biz de tekmeleri. Ya ne destek olacaklar? Hepsi geliyorlar. Geliyorlar. Hemen çitlerin yanından kuzu kuzu yürümeye devam ediyorlar. Kimse de demiyor ki ya benim yolumu niye bir kilometre uzatıyorsun yani? Ne yapsın insanlar? Ya niye bu parka giremiyorum ben diye soran var mı? Yok. Ne yapsınlar? Yani... Mevzu şu. 130 tane CHP milletvekili, işte 60 tane başka zaman oluyorlar, solcu oluyorlar, devrimci oluyorlar, bilmem aktivist oluyorlar vesaire. Gelselerdi o parkı, o çitleri kaldırsalardı, o parkta bir otursalardı. Bu şey devam eder miydi işgal? Etmezdi. Yani bir şey var mı ya şu anda, bir ne terör eylemi, istihbaratı mı var yani? Meclis parkını niye kapatıyorsunuz kardeşim? Yıllardır orada açık olan bir parkı insan niye kapalı tutar? Niye? İstanbul'da Gezi Parkı bile açık şu anda, insanlar içinden geçiyorlar yani sağa evet, sola. Evet, evet. Şimdi meclis parkını niye kapatıyorsun? Bir izahatı ver.